Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki erkeklerin kadınlardan nefret ettiği trendleri çekmiştim. Şimdi ise erkeklerin kadında bayıldığı kadın trendlerini çekeceğim. Umarım videoyu beğenerek izlersiniz. O zaman videomuza geçelim bakalım erkeklerin bize bayıldığı, görmekle bayıldığı trendler nelermiş. Evet arkadaşlar, tahmin edilmesi en kolay şeylerden bahsedeceğim ilk önce. Birinci maddemiz, biliyorsunuz ki biz kadınlar oversize giymeye, yani baya baya kendimizden bol şeyler giymeye, hatta erkek kazakları, erkek tişörtleri giymeye, erkek ceketleri giymeye bayılıyoruz. Özellikle kendi adıma konuşmak istiyorum. Bayılıyorum gerçekten. Hani elimden gelse kadın alışveriş yaptığımda daha çok erkek reyonundan alışveriş yapıyorum bu yüzden. Çünkü oversize şeylere bayılıyorum. Bence bayılıyorsunuz, biliyorum. Ama ne yazık ki erkeklerin bizde bayıldığı şeyler oversize şeyler değil de vücudu saran ve vücuda oturan kıyafetler. Biz her ne kadar rahatlığı, yani hem rahat olduğumuzu hissediyoruz oversize giyerken, hem de daha spor olduğumuzu hissediyoruz. Ama erkeklerin bize daha kadın kadın görmesi çok hoşuna gidiyormuş. Yani vücut hatlarımızın ortaya çıkaran kıyafetler giymemizi daha fazla beğeniyorlarmış. Tabii ki siz beğendiğiniz için biz oversize giymekten vazgeçecek miyiz? Asla, bunu unutmayın. O zaman bir diğerine geçelim. Evet, bir diğeri ise topuklu ayakkabılar diyorlar ve şöyle ekliyorlar: eğer giymeyi bilmiyorsanız giymeyin, komik duruyorsunuz. Biz giydiğinde seksi görünen kadınları beğeniyoruz. Ay götüm ya. Tabii ki topuklu ayakkabı giyince biz de kendimizi beğeniyoruz. Ama her zaman giyemeyiz siz beğeniyorsunuz diye. Ve tabii şöyle de ekliyorlar: kalın topuk değil, ince topuk giyin. Ya ben sana mı soracağım? Nasıl rahatsam öyle giyineceğim. Ben nerede topuklu ayakkabı giyeceğimi, nerede spor ayakkabı giyeceğimi biliyorum. Biliyoruz. O yüzden eğer gerçekten günlük hayatınızda bile tercih ediyorsanız tabii ki giyebilirsiniz. Ama eğer günlük hayatınızda benim gibi spordan şaşmıyorsanız üzgünüz, ama sadece düğünlerde ve derneklerde giyeceğiz, bunu unutmayın. Evet, bir diğeri ise klasik siyah, düz ve dar elbiseler. Evet, aslında siyah, düz, dar elbiseleri biz de çok severiz, biz de giyeriz. Burada gerçekten hak verdim, hadi hak vereyim yani, o kadar da değil. Gerçekten siyah, düz, dar elbiseleri ben bütün kadınlara yakıştırıyorum, bütün kızlara yakıştırıyorum. Herkese yakışıyor ve erkeklerin de aşırı 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 bayıldığı kıyafetlerden bir tanesiymiş. Evet, dördüncü maddemiz ise kendilerinin kıyafetlerini giymemizden hoşlanıyorlarmış. Ama oversize oversize değil de, mesela atıyorum bir erkek gömleği beğendiniz ve aşırı beğendiniz, ki oduncu gömlekleri erkeklerin daha güzel oluyor. Aldınız, giydiniz ama erkek gibi durmasını sevmiyorlar. Yani illaki bir kadın zekasıyla, bir aksesuarla o elbiseyi ya da o gömleği ya da o kaza bir şeyler katmanızı bekliyorlar. Gömlek giydiyseniz illaki belinizi saran bir kemer takmanızı erkekler her zaman daha fazla çekici buluyorlarmış. Çünkü her ne kadar erkek kıyafetleri giyseniz de illaki bir şekilde vücut hatlarınızı ortaya çıkaran aksesuarlar tercih etmenizi daha çok beğeniyormuş. Evet, beşinci maddemiz ise bacak dekoltesi ve omuz dekoltesi. Erkekler arkadaşlar körpücük kemiği, körpücük, köprücük nedir bilmiyorum. Şunun adını tam yanlış telaffuz etmek istemiyorum ama köprücük, körpücük, köprücük, körpücük. Araştıracağım şimdi bunu. Köprücük kemiği, evet. Çıkık olmasından ve onu kıyafetlerimize, omuzu düşük şekilde göstermekten aşırı aşırı hoşlanıyorlarmış ve bu kıyafetleri biz de aşırı beğeniyorlarmış. Özellikle kış için giydiğimiz omuzu düşük kazaklar erkeklerin bayıldığı şeylerden bir tanesiymiş. Bunu herkes beğeniyor. Ben de beğeniyorum, siz de beğeniyorsunuz. Onlar beğendiği için giymeyeceğiz. Biz kendimiz beğeniyoruz, saçmalamayın. Evet, tabii ki erkeklerin, yani şaşırmadığım bir şekilde bacak dekoltesi sevmeleri. Şaşırmadım. Yani siz de şaşırmadınız bence şu anda. Bayılıyorlarmış. Gerçekten bacak dekoltesi, bronz bacakları özellikle, orantılı bir dekolte ile gerçekten beğeniyorlarmış. Bunu biz de beğeniyoruz. Özellikle düzgün ve sıkı bacaklı kadınların bunları giymelerini beğeniyorlarmış. Sana mı soracağım ben? İster şişko bacağım olur, ister kalın bacağım olur, ister kısa bacağım olur, ister çırpı bacağım olur, ister çarpık bacağım olur, giyerim. Bu seni ilgilendirmez. Dediğim gibi bu iki maddeye aşıklarmış. Aşırı çekici ve seksi göründüğümüzü düşünüyorlarmış bu şekilde. Ba
Evet, bir diğer maddemiz ise, bunu daha önce de söylemiştim, bunu sevmediği şeyler olarak aşırı simli, aşırı abartılı göz makyajları demiştim. Ve beğendiği şeylerden bir tanesi de aşırı 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 doğal bir makyaj. Yani yüzümde olmayan bir makyaj. Şöyle makyaj yapmayı seviyorsam sen de sevmek zorundasın. Benim makyajım için sevme. Tamam, zaten biz kadınlar günlük hayatımızda doğal makyajlar tercih ediyoruz. Bazen makyajsız çıkıyoruz çünkü biz makyajsız da güzeliz. Ama nedense erkekler çok makyaj yapan kadınları beğenmiyorlarmış. Aşırı doğal, yok gibi görünen makyajlar tam bu erkeklere göre. Kısacası erkeklere bakımlı, trendli ve modayı takip eden ama kendine yakışanı giyen, giydiğini kendine yakıştıran kadınlar her zaman çekici geliyormuş. Yani giydiğini taşıyabilen. Biz de zaten giydiğimizi taşıyabiliyoruz. Evet arkadaşlar, erkeklerin kadınlarda bu trendlere, bu kıyafetlere bayıldığı maddelerimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu yüzümdeki görmüş olduğunuz makyajı eğer beğendiyseniz Instagram hesabımda paylaşmış olduğum videoyu izlemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Size çok 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 seviyorum. Unutmayın, biz ne yaparsak yapalım güzeliz. Ve kendimize göre yakışanı giyeceğiz. Onlara göre yakışanı giymeyeceğiz kesinlikle. Bu maddeleri sadece bilin diye söylüyorum. Eğer umursayan, takan insanlar varsa ya da bilgi sahibi olmak isteyen insanlar varsa diye paylaşıyorum. Yoksa tabii ki kendi tarzınızdan vazgeçmeyin. Nelerden hoşlandığınızı siz zaten kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.